Evet, Fenerbahçe Kole Sinaç'la anlaştı. Tecrübeli oyuncunun bonservisini alabilmek için Arsenal'le görüşmeler devam ediyor. Devam edelim biz de Savaşçı. Ee, bu transfer gerçekleşirse Mesut'un da çok yakın arkadaş olması, eski takımdan birbirlerini tanıyor olması, Vitor Pereira'nın sistemine uyum olarak şimdi bakıyorsun sol bek oynuyor. Stoper oynuyor, sağ stoper oynuyor, sol stoper oynuyor, sol orta sağ oynuyor. Dolayısıyla bu üçlü savunma, hep üçlü savunma diyoruz ya Vitor Pereira'nın istediği tam yani böyle hatır transferi değil, gerekli olan transfer. Evet, o bölgede çok fazla oyuncu var diyorsun ama çok gönlü olduğu için çok net en az o beklenen bir forvet transferi kadar etki yapar. Gerçekleşirse bu transfer. Şu anda gelen bilgiler herhalde o yanda yani. Oyuncu kulübüyle sorunu sözebilirse Arsenal'de bu transfer gerçekleşirse bir tek forvet transferi kalır Galatasaray şey, Fenerbahçe'de. O forvet transferinde gerçekleşirse ligin en hazır takımlarından bir tanesi olur. Niye hazır? Çünkü şimdi bana ya nasıl hazır demesinler. 7 tane hazırlık maçı yapmış. Baktığın zaman Trabzonspor'a geldiğimizde Trabzonspor da çok iyi bir kamp dönemi geçirdi. Ama 7 hazırlık maçı çok ciddi bir sayı hazırlık ve hepsinde de ufak ufak eksiklerini gördü. Giresun maçı, son dün oynanan Giresun maçı da bize Fenerbahçe'nin biraz daha hazır olduğunu gösterdi. Yani küçük dokunuşlarla Adana Demirspor Spor maçında Fenerbahçe'yi daha iyi bir Fenerbahçe yi izleyeceğiz diye düşünüyorum. Ama 7 maça baktığımız zaman ilk maçta son dün akşamki maç arasında her maçta üzerine koyarak gelen bir Fenerbahçe vardı. O gün e, hemen sana da sormak istiyorum. Kolesinaç özellikle üçlü savunma sisteminden bahsederken, üçlü savunmadan bahsederken hep beklerin önemine dikkat çektik. E, yayınlarımızda da Kolesinaç aynı zamanda Mesut Özil ile e, çok yakın diyaloğu, yakın arkadaşlığı olan birisi. E, sağ içindeki uyumlarını da biliyoruz. E, dolayısıyla o bölgedeki eksikliğini giderebilecek birim sence? Muhakkak giderebilecek. Şimdi e, düz bir bek oyuncusu değil. Şimdi sol bek olarak almıyorsunuz. Evet sol bek olarak da oynuyor zaten Kolesinec ama kanat bek biraz daha farklı. Hem ileri hem geri oynayabilmesi gerekiyor e, kanat bek aldığınız oyuncunun ki şimdi e, bunun Novak mesela çok fazla yapamaz. Evet oyunun hücum yönü mesela Novak'ta da çok iyi. Geçen sezon Fenerbahçe'nin sıkıntı soydu. İki tane elindeki bek oyuncusunun ikisinin de aynı özelliklere sahip olmasıydı. Hücum, yönü, hücum yönünde daha etkin ama savunma yönünde sıkıntılı bir profilli iki oyuncu da savunma tarafında. yani Kolesinaç iki tarafı da dengeli oynayabilen bir oyuncu. Yani hücumu belki Caner Erkin kadar çok iyi olmayabilir ama dengeli olması önemli Fenerbahçe'sinden. O orta saha çizgisinde koyduğunuz zaman hem geriye hem de ileriye dengeli bir şekilde kapatabilir. Ki zaten Arsenal'da olsun, Schalke'de olsun sık sık oynadığı, alışık olduğu bir oyun tarzı. Ee, belki dörtlü savunmada daha çok oynadı ama milli takımda üçlü savunmada ee, o orada çok mesela ben görüntüle izledim, o üçlü de milli takımdan alışkın olduğu bir bölge yani ergeliz gelirse burada onu yabancı tek... değil kanat yani zaten bir sol bek bir de kanat bek mesela Caner Erkin'e geçmişte e, sol kanat diyorduk değil mi evet, evet. yani sol kanat <laughs> oynuyordu Caner Erkin e, bir de sol bek oldu sonradan biraz daha geriye döndü ama e, hani Kolesinece sol kanat diyemiz ama kanat bek. Zaten Fenerbahçe'nin aradığı da bu profilde bir oyuncu. Bir virgül koyalım haber merkezimize uzanalım Ahmet Selim Kul muhabir arkadaşımız bizleri bekliyor ki dün akşam da. Fenerbahçe'nin Giresun Spor'la oynamış olduğu hazırlık <laughs> mücadelesini de takip etti e, muhabir arkadaşımız. Önce o karşılaşmayla başlayalım. E, Ahmet Selim, Mesut Özil'in ön plana çıktığı bir mücadeleydi. E, kaptan olarak sahaya çıktı. E, Mesut, e, senin notların neler dün akşama dair? Fenerbahçe son 3 hazırlık maçında Ceyda Dönmez aynı kadroyla neredeyse. Sadece forvet tercihi değişti. Valencia, Serdar Dursun bunun dışında aynı kadroyla çıktı. Bu da bizim için çok kuvvetli bir veri oldu doğal olarak. Yani lig maçında da artık benzer bir kadroyla sahada olmasını bekliyoruz. Senin de söylediğin gibi Mesut hem kaptan olarak çıktı hem de ile dikkat çekti. En azından e, geçmiş maçları oranla daha etkili bir Mesut Özil vardı. Ya orada aslında Mesut Özil oynadı bu pozisyonda. Forvet'in sağ bölgesinde e, oynadı. Almanya milli takımında da oynadı. işler de yaptı. Mesut'un e, sıkıntısı fizikseldi. Yani o Maç temposunu kaybetmesiydi. Bu maç temposunu geri kazanmasıyla daha e, bence daha önemlisi takım arkadaşlarıyla uyumunun artmasıyla daha iyi işler yapacak gibi gözüküyoruz ama hala da temposunu yükseltmesi gerektiğini bence o da farkındadır. Yani bizim alıştığımız Mesut Özil'in temposu şu anda izlediğimiz Mesut Özil'in temposundan daha yukarıdaydı. O da bence bunun için e, maçlar oynandıkça bunun için çaba gösterecektir. Aslında Fenerbahçe'nin baktığımızda Ofansif anlamda tüm maçlarda gerçekten etkili bir görüntü sergilediğini söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra, bunun yanında ise hep de defansta, özellikle geri dönüşlerde problem olduğunu söyleyebiliriz. Bundan dolayı da Fenerbahçe'de düzeltilmesi gereken noktalar var, çok belli bir şekilde gözüküyor ki Adana Demirspor'da hücum oyuncuları etkili bir takım. İlk maçta bir kaza yaşamak adına bu hafta daha çok çalışacaktır Fenerbahçe geri dönüşlere. Ta takımın defansif yerleşimine e, bu şekilde dünkü maçla ilgili bahsedebiliriz. Tabi e, artık Adana Demirspor maçı ve Avrupa Ligi playoff maçları var Fenerbahçe'nin önünde. E, Vitor Pereira bu bu sürece bir transfer daha yetişebilir yani ilk başlangıca tabi gelir gelmez oynayacak hali yok çok fazla e, bu sürece ama bir e, transfer daha gelebilir e, biz de takip etmeye devam ediyoruz Fenerbahçe artık hızlanmak istiyor ama tabii ki öncelik gönderilecek oyuncularda gönderecek oyuncularla ilgili de yoğun bir çalışma var tabi. Minca'ya kimin durumu merak ediliyor hani daha resmi açıklama gelmedi İstanbul'a geldikten sonra bir sıkıntım var diye doğal olarak taraftarlar soruyor ama hani dün sağlık kontrollerinden geçti bugün de artık son detaylar tamamlanıp açıklanacaktır bizim duyduğumuz kadarıyla herhangi bir sıkıntıdan söz edemeyiz zaten orada ön anlaşma sağlanır sağlanmaz İstanbul'a getirildi hani orada. İstanbul'a geldiğinde tam olarak transfer bitmemişti bazı detayların konuşulması devam ediyordu bu detaylar tamamlanır ve bugün biz Minja Hekim'in açıklanmasını bekliyoruz herhangi bir problem yok dün Caner Erkin'le ilgili bazı iddialar ortaya çıktı Çaykur Rizespor'la anlaştığına dair. Şunu söyleyebilirim tabii ki Çaykur Rizespor diğer birçok spor kulübü gibi Caner Erkin'i istiyor. Tabii ki Caner Erkin de bu teklifleri değerlendirecek. Ama Caner Erkin'in transfer sürecinin öyle çok çabuk hemen tamamlanacağını düşünmüyorum ben. Yani yaklaşık bir iki haftada alacaktır. Belki iki haftayı bulmaz ama bir hafta daha garanti sürecektir diyebilirim. Yurt dışı seçenekleri, yurt içi seçenekleri, İstanbul seçenekleri. Caner Erkin bunların hepsini değerlendirecektir. Ondan sonra yol haritası çizecektir. Yani Çaykur Rize'ye gidiyor demek için erken olduğunu belirtelim Caner Erkin'in. Bir de tabi dün paylaştığımız haber vardı Kolesinaş'la ilgili. Kolesinaş da e, Arsenal'le sözleşmesini fes etmek için görüşmeleri sürdürüyor. Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor bu oyuncu. Fenerbahçe'nin sol kanat, kanat beki olarak düşündüğü isimlerden e, bir tanesi Kolesinaş. Bu transferin de gerçekleşmesinin ardından artık Fenerbahçe forvet transferine daha sonra da takımdan ayrılacak oyunculara göre e, orta saat transferine odaklanacak. Ahmet Selim Kula, teşekkür edelim, Kolay gelsin diyelim. Muhabir arkadaşımız hem dünkü mücadeleyi hem de Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yaşananları bizlerle paylaştı. E ki biz de kola sineti konuşuyorduk. Evet, yani Ahmet Selim'in de dediği gibi kanat bek olarak düşünülüyor Fenerbahçe'de ki yani alınabilecek en uygun profillerden birisi. Hele ki Arsenal'dan e, bonservisini kendisi alıp da bonservis bedelsiz bir şekilde Fenerbahçe'ye gelirse kıymetli bir transfer olur. Yani maliyet açısından da. Şimdi e, özellikle Ahmet Selim'in de belirttiği